Herkese selamlar. Şurada bir yığın çamaşır var. Sabahtan beri bir sürü iş yaptım ama onları katlamaya vakit gelmedi. Onları artık geldikten sonra. İlaç içtim. Sen ilaç içtin, sen iyi oldun öyle mi? Senin neyin var ki? Hasta mı oldun sen? Ben neden hazırlandım onu söyleyeyim size. Çünkü Sedat'la dışarı çıkacağız. Sinemaya gidebiliriz. Aslında benim bugün pek dışarı çıkasım yoktu ama Sedat çıkmak istedi. Böyle bir annem baba günü yapalım dedi. İyi dedim ben de. Hazırlandım. Birazdan çıkacağız herhalde. Sinemaya, torunuma gideriz. Sinemaya gireceğimiz de kesin değil. Yani bakacağız saatlere uyarsa. Bir dolaşacağız falan. Efendim. Ben de dolaşacağım. Gel bakayım. Sen de dolaşacaksın. Ama anneyle baba uzun zamanda hiçbir şey yapmadı. Anne kuyruğu tutacağım. Kuyruğu tutma. Gel bakalım. Herkese selam dedin. Bir de dersen tutarsın. Herkese selam diye. Oh. Zaten bugün seni pek göremeyecekler galiba. Abi. Efendim. Ya. Öyle yapma. Dil çıkarma. Çok ayıp. Çok ayıp. Oy. Kızım bu bezleri al buradan anneciğim. Orada muhtemelen çok fazla, yani aslında normalde çekiyordum ama artık çekmemeye karar verdim. Çünkü başıma bir şey geldi. Hani biz geçen Müslüm filmine gitmiştik ya. Filmden çıktık. Ertesi gün oldu. Videoyu editledim, attım. Sonra yarım saat sonra bana Instagram'dan bir tane mesaj geldi. Aslında adam çok haklı. Bence çok haklı. Bunu benim düşünmem lazımdı. Ama düşünemedim. Ama bundan sonra dikkat ediyorum gerçekten. Şey yazmış. İşte benim kişilik haklarımı ihlal etmişsiniz. İşte ya videoyu kaldırın ya da işte gerekli yerlere başvururum gibi bir şey yazmış. Ben de kusura bakmayın dedim. Hemen o bölümleri kestik Sedat'la. Hatta böyle bayağı bir kısmı kestik. Çünkü başka insanlar da gerçekten gözüküyor. Hiç düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemişti. Evet, aslında yani düşünüyorum. Ben gözükmek ister miyim başkalarının videosunda? Hani bilmiyorum, hani çok kaçak göçek bir şey yapmıyorsam görünsem ne olur? Bir şey olmaz ama görünmek istemeyenler de var tabii ki. O yüzden çok üzüldüm. Hemen sildik. Ya dedim ben bunu neden düşünemedim yani? Haklı değil mi? Haklı. Çok haklı. O yüzden hani böyle artık böyle kalabalık yerlerde çok dikkat edeceğim. Ya böyle flulaştıracağım ya keseceğim başka insanlara. Çocuklara çok dikkat ediyorum. Çocukları çekmeye çalışıyorum. Ama hani ne bileyim, büyük insanlar hiç şey yapmamıştım, aklıma gelmemişti ama bu bana ders oldu yani. Bir de beni nasıl bulmuş ya? Nasıl buldum ben? Çözemedim. İlginç. Baktın mı şu numaraya? Kaybetmeyelim. Ya çok güzel kahve koktu. Biz biletimizi aldık. O kadar kalabalık ki burası. Size anlatamam. Kafanı tam çek. Arkadakiler gözükmesin diye mi yapıyorsun? Evet. Ölümcül makinelerden aldık biletimizi. Ve 1,5 saat var. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sedat tavuk dünyasına gitmek istiyor. Ama çok sıra var orada. Ben başka bir şey. Artık neresini boş bulursak oraya oturacağız. Hangisi sakinse bakacağız. Evet. Uğraşıyorum başka. Şimdi kendine ayakkabı bakıyor. Bir tane beğendi de numarasını bulamadı sanırım. Şunu alacak. Ne alacak? Soralım. Yok ya. Al. Bir şey olmaz. Teşhirdekini mi alacağım? Başka yok. Gidelim. Kapat gidin. Niye kapatayım? Kamerayı.
Asya doktor seti aldık. Baba niye aldı yaptı? Evet. Baba bunu ne yapıyor? Evet. O ne yapıyor? Ne yapıyor kızım? O şey derece galiba. Sonra Asya'ya şöyle basket potası aldık. Beğendin mi hediyelerini? Bizden basket potası istiyordu çünkü. Sonra ben kendime aldıklarımı göstereyim. Ha, cüzdanım burada. Kendime şeyden. Burası neresiydi? Dayışman'dan. Dayışman. Anne şey neyse artık. Yapıyorsun. Kendime cüzdan aldım çünkü cüzdanım bayağı eskimişti. Anne. Bir tane cüzdan aldım. Bir de şu üstündeki pantolonu aldım. Şimdi denedim. Size şöyle aynadan göstereyim. Bunu da Defacto'dan aldım. Öyle girdik. Geziyorduk. Hoşuma gitti. Böyle bir tane pantolon aldım. Şeyde aynada şey gibi gözüküyor. Siyah gibi gözüküyor ama böyle lacivert. Şöyle dikişleri var. Bunun fiyatı 60 liraydı. Böyle. Hep açık renk kotum vardı. Böyle hani kışın koyu renk giyerim diye bir tane böyle aldım. Bu da Sedat'ın şeyi, ayakkabısı. Öyle. Öyle. Kızımıza kavuştuk biz. Anne senin karnın mı şişti? Karnım mı şişmiş? Aa, hayır, karnım şişmedi benim. Sen çok uyudun. Sırtımı dinle gel. Anne. Efendim. Sen öksür. Dur, öksüreceğim. Gel. Gel sırtımı dinle. Oy kızım. Gel. Gel anneciğim annen. Oy annenin sırtını dinle gel. Anne öksür. Çok hasta oldum. Doktor hanım ben ne yapayım şimdi? Nasıl iyi olabilirim sizce? Ne yapabilirim? İade. Bunu için tekrar iyi olacaksın. Ve bunu. O ne acaba? Bu iğne çaydı. Hadi iğne yap bakalım. O senin gözlerin doktor hanım. Ters takıyorsun. Ters taktın. Hoşçakalın diyelim ablalara. Evet, biz artık burada veda edelim. Çünkü uyudum. Çünkü Asya'nın neredeyse yatma saati geldi. Onu şöyle bir soyayım. Tulumunu giydireyim. Anne senin ne yaptın şimdi? Bugün çok görmediniz Asya'yı o yüzden. Şöyle doya doya Asya'ya bakabilirsiniz. Tipe bak. Hadi hoşça kalın diyorum ben ablalara. Bizden bugünlük de bu kadar. Çok böyle dışarıda zaman geçirdiğim videoları izlemiyorsunuz, sevmiyorsunuz ama her zaman da evin içinde videolar çektiğim zaman sanki böyle ben hiç böyle vakit geçirmiyormuşum, dışarı çıkmıyormuşum gibi oluyor. Aslında benim video çekmediğim günlerde genelde dışarıda oluyoruz. O günlerde de video çekmiyorum ama böyle arada yine çekerim sizin için. Öyle birazdan da video editleyeceğiz. Yarın için çünkü video yetişmesi lazım artık dediğim gibi. Her pazartesi, çarşamba, cuma ve hafta sonu. Cumartesi olur, pazar olur belli değil. Yani haftada 4 gün video olacağı için yine uzattım. Öyle yani. Bizden bugün bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir bugün. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.